Meltem ekranlarından iyi akşamlar. Sayın seyirciler, Türkiye ve Dünya'dan olaylar ve de açıklamalarla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'nin tek gündemi bir anda deprem oldu. Hafta içi Manisa, Ankara sallanmıştı. Dün akşam da Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük bir yıkıma sebep oldu. Malatya'da 25. Elazığ'da 5 bina yıkıldı. Enkazlardan 25 kişinin de cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralı sayısı 1000'in üzerinde. Arama kurtarma çalışmaları bu saat itibariyle halen sürüyor. Acı gerçek deprem kendini ağır bir şekilde hatırlattı. Türkiye akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Şu an camlar falan sallandı. Kandili Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 kilometre altında olarak açıkladı. Bayağı büyük bir deprem oldu. Yolda biz sallandık. Vatandaş olarak zaten şu an dışarıya çıktık. Bizim ev 7. katta beşik gibi sallandı. Yani bir iki dakika daha sallansaydı yerle bir olurdu. Yine Rabbime şükürler olsun. Vatandaşlar depremle beraber panik halde evlerinden sokaklara çıktı. Korkuyla annemle kardeşimi aldım. Aşağı koşmaya başladım direkt. Kendimizi sokağa attık öyle. Evdeydim, televizyon izliyordum. Aniden sallandı, bina sallandı. Çocukları sakinleştirmeye uğraştım. Ben 3. katta yukarıdaydım, buradaydım. Yukarıdaydım. 3. katta zor indim aşağı. Yani baya bir sallandı. Ondan sonra işte evimize bakmaya gittik. Baya bir hasar var. Toprak ev benim. Olduğu gibi böyle hayatımızda, böyle hayatımda görmedim böyle bir depremi. Bizim köy çok sallandı. Bizim köye çok darbe vuruldu. Bütün evlerimiz gitti. Kilis'ten Samsun'a, Irak'tan Suriye'ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ'la Malatya'da yıkıma sebep oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 30 bina yıkıldı, 25 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı. Arkadaşlar deprem var, arkadaşlar deprem var. Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5.4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Toplamda irili ufaklı 400'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. 6 kişiydik. Hepimiz bir yere çömeldik. Artık kelime şehadet getirdik. Dualarımızı okuduk. Deprem anına dair birçok görüntü var. Malatya'da bir iş yerinde aynalar böyle devrildi. Malatya'da cep telefonu bayiinde bulunanlar panikleyerek böyle dışarı çıktı. Şanlıurfa'da yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Kısa bir ara vereceğiz. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Masanın altına girsek iyi olacak. Çıkalım mı? Sayın seyirciler, özellikle depreme ilişkin farklı rakamlar da geliyor ve bu farklı rakamlara bakıldığında pek çok yine yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtiliyor. Çalışma, arama, kurtarma çalışmaları sürüyor. Elazığ depreminde 50'den fazla kişi yıkılan binaların enkazında kaldı ve bu noktada yine enkaz altında yeri geldiğinde mucizeler de yaşandı. Son gelen bilgilere göre 6.8 büyüklüğündeki depremde 24 saattir uğraş veriliyor ve 22 kişi hayatını kaybetti. Bunun haricinde de yine bu 6.8 büyüklüğündeki depremin ayrıntısına bakıldığında Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğü saat 20.55'te yaşandı ve Elazığ'da 18, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda toplamda 30 bina yıkıldı ilk tespitlere göre olan rakamlar ve bir diğer bilgide 81 binada ağır, 53 binada ise hafif derecede hasar söz konusu. Şu ana kadar 44 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalar altında 9 kişi yine olduğu tahmin edilen bir enkazda devam ediyor.
bu çalışmalar devam edilirken birkaçıyla da iletişime geçildiği ifade edildi. Son gelen rakamlar şu anlık böyle. Şimdi hattımızda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Lütfullah Önder var. Sayın Önder, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Önder, son rakamlar böyle. Zamana karşı bir yarış söz konusu. Deprem Türkiye'nin artık pek çok gündeminin de ötesine geçerek bu zamana kadar olması gereken sıralamaya yavaş yavaş girmeye başladı desek yeridir. Niye? Çünkü bu zamana kadar hep göz ardı etmiş olduğumuz gerçeğini artık göz ardı edemiyoruz maalesef. Sizlerin değerlendirmeleri ne olacak? Evet. Öncelikle sizin vesilenizle Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey adına orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve yine dünden beri, dün akşam saat 9'dan beri dışarıda olan bu kışın ortasında yakınlarını kaybeden ya da evine giremeyen sıkıntı içerisinde olan başta Elazığ ve Malatya illeri olmak üzere depremden etkilenen iller olmak üzere bölge halkımıza çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Bu şekilde Genel Başkanım Soğuz Aydar Başbey'in mesajını ileterek ben değerlendirmeye başlamak istiyorum. Aslında hani deprem Türkiye'nin gerçeği. Çünkü deprem kuşağı üzerinde bir ülkeyiz. Birçok fay hattı geçiyor ve en fazla 10 yılda bir böyle ondan fazla insanımızı kaybettiğimiz acı depremler yaşanıyor, olaylar yaşanıyor. Ama maalesef bundan gereken dersi çıkarmıyoruz. Yani depremi engellemek mümkün değil. Biz bu depremleri durduramayız. Ama bu depremlerde insanlığımızın ölmesini engelleyebiliriz. İnsanımızın yaralanmasını engelleyebiliriz. Bu şekilde kışın ortasında soğukta, dışarıda aç, kafasını sokacak bir yer bulamaz bir halde geçirmesinin önüne geçebiliriz. Onları sıcak bir ortamda, sıcak bir çorba ile gecelemelerini, birkaç gün bu şekilde geçirmelerini, özellikle evi hasarlı olan uzun bir süre evine giremeyecek insanların da varlığını düşündüğümüzde bunları yapabiliriz. Çünkü bunları yapmak bizim alacağımız tedbirlerle ilgili. Ama deprem bizim önümüze geçebileceğimiz bir konu değil. Yani bizim depremle yaşamaya alışmak ve depreme karşı tedbir almak mecburiyetindeyiz. Ama maalesef Türkiye'de her depremden sonra bu konular konuşmamıza rağmen birkaç gün içerisinde Türkiye'nin gündemi değişiyor. Gündem değişirken deprem başlığını da ilgili kurumlar da adeta, devlet kurumları da adeta unutuyor. Onların da gündeminden çıkıyor. Yeni bir deprem oluncaya kadar. Şimdi Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bugün hepimiz takip ediyoruz, biliyoruz. İnsanımız çok iyi biliyor. Örneğin Japonya, Türkiye'den çok daha güçlü deprem bölgesi üzerinde kurulu bir devlet. Orada çok daha sık ve çok daha güçlü depremler oluyor. 7'nin üzerinde depremler oluyor. Ama 7'nin üzerindeki depremlerde bile hayatını kaybeden insan olmuyor. Yaralanan insan olmuyor. Niye? Çünkü binalarını buna göre yapmışlar. Dolayısıyla deprem aslında 22 insanımızı kaybettik. İnsanımızı kaybetme nedenimiz deprem değil. Fay hattı üzerinde bir ilde deprem hiç dikkate alınmadan ve gerekli teknik olarak depreme dayanıklı, güçlü binalar yapılmadığı için, yani çürük binalar yapıldığı için, depreme dayanabilecek binalar yapılmadığı için insanımızı kaybediyoruz. Yine birçok yaralımız var. Yani rakamlarla ifade etmek, 22 insan hayatını kaybetti. Yani rakam söylemek çok kolay ama bu insanlar, tüm yakınları, onların hayatını düşünün. Birçok insanın evine ateş düşüyor. Çok büyük bir acı yaşanıyor. Yine yaralı, işte şu kadar yaralı. Rakam ifade etmek kolay ama kimisi kolunu kaybediyor, kimisi ayağını kaybediyor. O insanın şimdiden sonra ömür boyu bu izi taşıyacak. Yani
bu bütün bunların önüne geçmek mümkün. Nasıl mümkün? Buna göre tedbir alırsanız dünyada demin örneğini verdiğim üzere yani Japonya'da çok daha güçlü depremler olmasına rağmen bir kişi bile yaralanmıyorsa demek ki burada öldüren ve yaralanmaya sebebiyet veren deprem değil. Buna uygun yapılaşma yapmayan, buna uygun tedbir almayan iktidar sahipleridir, siyasal iktidardır. Bakınız o kadar çabuk unutuyoruz ki bugün özel iletişim vergisi diye bir vergi ödüyoruz. Bu aslında bu vergi telefon kullanırken ödediğimiz bir vergi. Bu vergiyi biz 1999 depreminde depremde çok büyük kayıplar yaşandı. Bu kayıp yaşayan insanların yaralarını sarmak için geçici bir vergi olarak çıkmıştı. Ama süreç içerisinde bu fonda toplanan paralar başka tarafa aktarıldı. Vergi kalıcı oldu. Aradan yıllar geçti. Biz bu vergiyi niçin ödediğimizi bile unuttuk. Devletin önemli gelir kalemlerinden biri haline geldi. Başka taraflara aktarıldı. Yine şu yakın zamanda hani Kanal İstanbul projesi çok konuşuluyor. 160 milyar TL'lik bir maliyetten bahsediliyor. Üçüncü havalimanı yapıldı. 35 milyar dolar para harcandı. Yani halbuki örneğin Atatürk Havalimanı'na bir pist daha, iki pist daha eklenmiş olsa zaten bir havalimanı var. Şehrin içinde herkese daha çok faydalı. İnsanımızın ihtiyacı görülecek. Ama o havalimanını kapatıyoruz. Oradaki binaları sökmek için de para ödüyoruz. Biz bu hiç gerekmediği halde 35 milyar doları bir havalimanına gömüyoruz. Şimdi 160 milyar TL'yi Kanal İstanbul diye nereden baksan zarar bir yere gömeceğiz diye bunun tartışmalarını yaşıyoruz. Ya sizin eğer bütçe ayıracak imkanınız varsa ki var öyle gözüküyor. Deprem diye bir gerçeğimiz var. Bugün Marmara depremi her an olabilir deniyor. Ne zaman olacak, nasıl olacak bunlar önemli değil. Önemli olan bu depremde insanımızın hayatını nasıl kurtaracağız? Binalarımızı depreme dayanıklı hale nasıl getireceğiz? Deprem sonrası insanımızın hayat standardının bu kadar büyük sıkıntılar yaşanmasının önüne geçip büyük bir kayıp yaşanmadan daha rahat ortamda toplanma alanları, diğer imkanlar nasıl sağlayacağız? Bunun için bütçe oluşturmamız lazım, kaynak ayırmamız lazım. Ama biz vatandaşın ya da medyanın gündeminden deprem düştüğünde siyasilerin de devlet yöneticilerinin de maalesef gündeminden düşüyor. Ta ki yeni bir depremle karşı karşıya kalıncaya kadar. Ama umarız bu son olur. Deprem bölgesi üzerindeki yapılarımızdan başlayarak bütün depremle ilgili hazırlıklarımızı yapmış oluruz diyorum. Yeniden bölgede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz ve bölge halkı başta olmak üzere Türk milletine de büyük geçmiş olsun diliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Önder. Sayın seyirciler, değerlendirmeler bu yöndeydi. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elazığ depreminde 50'den fazla kişi yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Onları kurtarmak için AFAD, Mehmetçik ve itfaiye ekipleri yaklaşık 24 saattir uğraş veriyor. Gün boyu enkazlardan hem hüzünlü hem de sevindiren haberler geldi. Ambulans yaşıyor, yaralı. Çünkü şu an ambulans sağlandı. ...6.8'lik deprem Elazığ ve Malatya'da hafızalardan uzun süre silinmeyecek görüntüler bıraktı. Çöken binalar, enkaz altında kalan vatandaşlar. Deprem anı ve sonrasında artçı sarsıntılar sebebiyle Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina tamamen yıkıldı. Bu binaların altında 50'den fazla kişi kaldı. Elazığ ve Malatya'daki arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Diğer illerden de destek ekipler geldi. Gece boyu devam eden çalışmalar gün içinde de aralıksız sürdürüldü. Bazen acı, bazen de sevindiren haberler geldi enkazlardan. Evet,
Her yeni kurtarılan depremzede yeni bir umut oldu. Ekipler zamana karşı yarış vererek enkaz altındakileri sağ kurtarmaya çalıştı. Arama kurtarmacılar geldi. Şu an teyzemi çıkarıyoruz. Ararım ben seni, tamam mı? Tamam. Çek. Hadi sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Gel. Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin köyündeki 6 katlı Mavi Göl apartmanı da çöken binalardan biriydi. Ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarılırken kızı Dilek Buğday'la hayatını kaybetti. Yeterli çalışmaya devam ediyordu ve o 13 saatin ardından... Yaklaşık 13 saatlik arama ve kurtarma çalışmasından sonra Meriç Dişli ve 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartılırken oğulları Miraç Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşıyor gibi gözüküyor. Oradaki ekiplerden aldığımız bilgi. Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı Kalay apartmanı da yıkılan binalardan biriydi. Enkaz altında kalan Azize Çelik telefonla 112'ye ulaştı. Sen de mi enkaz altındasın şimdi? Evet. Sen Cengiz'in eşi misin? Evet. Tamam. Nasıl? Sesin geliyor mu? Nefes alamayayım da. Sağ. Bu arada yıkılacağım. Dur bir dakika ablacığım, kapatma telefonu, tamam mı? Umke görevlisi enkaz altındaki Azize Çelik'le telefonla görüştü. Azize, canım, konuşabilen herkese seslen. Adını söyle, çocuklarına seslen. Hepsi cevap veriyor mu? Azize, hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın, tamam mı? Bu konuşmalardan yaklaşık bir saat sonra Azize Çelik enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Geriye, açın orayı. Enkazlardan çıkarılan yaralılar hastanede yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sol tarafıma kiriş düştü, ağız üstü düştüm kapının üstüne, kapı da altımda kaldı. Sesimizi duydukları zaman dünyalar bizim oldu. Yani ilk de bize ulaştılar, bize ulaşma şansımız da biz koridorda olmamızdı. Deprem olmasıyla biz salonda oturuyorduk. İşte salonun kapısının önüne geldiğimizde bina o anda zaten hareket etmemize fırsat bile vermedi. Şimdi birbirimize sarıldık. Şey yaptık yani, kelime-i şehadet getirip birbirimize haklarımızı helal ettik. Orada her şey üzerimize yıkıldı. Büyük depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'da gece oldukça zorluydu. Evlerine giremeyen vatandaşlar -12 derecede sabahladılar. Aman ne biçim salladı. Tavanın hep şeyleri indi aşağı ya. Çok korktular, kendilerini sokağa attılar. İlk ki böyle bir ses geldi, ondan sonra kur. Herkes dağıldı, kaçtı, aşağı indiler. Elazığ ve Malatya'yı sallayan 6.8'lik deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılar sebebiyle on binlerce kişi evlerine giremedi. Ben tek değilim, herkes bekliyor. Biz eve gitmiyoruz diyen baksa herkes korkar gide eve. Gece termometreler -12'yi gösteriyordu. Isınmak için sokaklarda ateşler yakıldı. Endişeliyiz yani. Sabaha kadar umarım düzelir her şey. İnsanlar telaş içinde hepsi. Biz de sabaha kadar burada olacağız. Mümkün olduğu kadar sabaha kadar burada durmaya çalışacağız. Arabası olanlarsa geceyi arabalarında geçirdi. Dairemiz çok aşırı zarar gördü. Kolonlar yıkıldı. Onun için geldik, arabada duruyoruz. Sabaha kadar araçtayız. Evet. Spor salonları gibi büyük kapalı alanların kapıları da depremzedelere açıldı. Barınma ve yemek ihtiyaçları bu merkezlerde de karşılanabiliyor. Bazı vatandaşlarsa enkaz altındaki yakınlarından iyi haber bekledik gece boyu. Enkazın altında ailemiz var, onu bekliyoruz, ondan dolayı bekliyoruz. Annem var, bacım var, eniştem var, iki tane çocukları var. Hepsi de 5 kişi alttadır şu anda. Elazığ'daki büyük depremin ardından yardım seferberliği başlatıldı. Hem sivil kuruluşlar hem de Mehmetçik deprem bölgesine koştu. Depremzedelerin ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderiliyor. Türkiye Elazığ depremi için seferber oldu. Bölgeye hem arama kurtarma ekipleri hem de depremzedeler için ihtiyaç duyulan malzemeler gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesine ihtiyaç duyulan malzemelerin ulaştırılması için 9 nakliye uçağıyla 10 görev icra edildiğini açıkladı. AFAD Başkanlığı ise bölgeye 144 tırla 6065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11532 yatak ve 18720 battaniye sevk edildiğini duyurdu. Türk Kızılay'ı da bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfakla 2 sahra mutfak kiti, 15747 battaniye, 5656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2500 çadır, 193420 kilogram un ve 3200 adet gıda kolisi gönderdi. Malatya'da Doğan Yol'da sabah saatlerinde depremzedelere 3000 çadır dağıtıldı. Kaç oldu? Bu 5. 5 mi? Bir tane daha alır mı? Alır. Bir tane daha alır. Tamam, bir tane daha. Vatandaşların en büyük destekçisi Mehmetçik'ti. Mehmetçik dağıtılan çadırların kurulmasında vatandaşlara yardım etti. Evlerimizin %90'ı, Sürücen'in %90'ı hep eski ev sistemleri. Tuğla, betonarme değil, kolon yok. Yani artçı depremlerde yine de İçimizde bir korku var, evin yıkılma gibi bir şeyinde. Onun için çadırlarımızı kuruyoruz. Artçı depremler devam ettiği sürece bize çadırlarımıza kalmaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, şimdi Malatya'ya yine telefon attığımızı alacağız. Malatya'dan bir isimle sayın Mehmet Kutlu bizlerle birlikte olacak olan isim değerlendirmelerini aktaracaklar. Hem de bölgeye dair bilgilerini sunacaklar. Bağımsız Türkiye Partisi Malatya İl Başkanı Sayın Kutlu, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gördükleriniz, yaşanılanları bize biraz aktarır mısınız? Değerlendirmeleriniz nelerdir? Evet, dün akşam saat 9 civarında bir deprem meydana geldi. Biz de Malatya'daydık zaten. Ciddi bir panik oldu. Bu Doğu Anadolu fayı dediğimiz hatta meydana geldi. Bu fay hattı yaklaşık 70-75 kilometre genişliğinde, 700 kilometre uzunluğunda, yaklaşık olarak Bingöl'den başlayıp Hatay'a kadar uzanan bir fay hattı. Zaten bilim adamları uyarmışlardı. Böyle bir deprem bekleniyordu. Dün akşam oldu. Malatya'da da çok ciddi bir şekilde hissettik. Özellikle Sivrice'ye yakın olan Doğan Yol ve Tötürgil ilçelerinde bu hissedildi. Yaklaşık olarak 250 yapının hasarlı olduğu söyleniyor. Biz de görüştük. Orada can kayıpları da var. Ama ciddi olarak orada yığma yapılar olduğu için tek katlı yapılar. Yaklaşık olarak bir 250 binada, yapıda hasar tespit ediliyor. Bu fay hattı hem Elazığ hem Malatya şehir merkezinin yan tarafında olduğu için genelde ilçelerde etkili oldu. Artçılar da devam ediyor. Zaten hissediyoruz. Bir hafta, bir ay kadar da bu artçıların devam edeceği söyleniyor. 6 şiddetine kadar olabilir diyorlar. Ciddi bir enerji tabii açığa çıktı. Yaklaşık olarak bilim adamları 10 ile 15 atom bombası büyüklüğündeki bir enerjinin dışarı çıktığı söyleniyor. Tabii burada hasar tespit çalışmaları da başladı. Hem Elazığ'da hem Malatya'da yetkililer tespitlerine başladılar. Tabii hem Elazığ'da hem Malatya'da şu anda binalarda ciddi hasarlar var. Bu şekilde de uyarılar yapıyorlar insanların bu hasarlı yapılara gitmemesi, taşınmaması için. Peki bölgede tedirginlik halen devam ediyor bildiğimiz kadarıyla ve uzmanların uyarıları var. Deprem önlenemez, önemli olan hazır olmak. Artçılar devam edecek, hasarlı evlere girmeyin. Özellikle Kandilli'den yapılan ilk açıklamada bunlar ifade edildi. Bölgedeki vatandaşlar nerede kalıyor, ne yapıyorlar? Yani geceyi dışarıda mı geçiriyorlar ve veya vatandaşlar başlarına sokabilecek bir yer bulabildiler mi? Bölgede böyle bir açık söz konusu mu? Ve aynı zamanda ihtiyaçlar yeteri kadar karşılanabiliyor mu?
Evet. Şimdi Faruk Bey, Malatya'da daha çok Petürge ve Doğanyol ilçelerinde oldu. Zaten bu güzergahta Sivrice, Doğanyol ve Petürge, Sivrice'nin hemen komşusu. O hatta ciddi bir kayıplar ve yıkımlar var. Oraya da zaten ekipler ulaştı. Gerekli çadır ve diğer yardımlar yapıyor. Tabii biz depremi önleyemeyiz. Depremi önleyemeyiz mühendislik açısından, ama depremden önce ve depremde ve depremden sonra yapacak işlerimiz var. Burada tabii ki gerekli olan çalışmaları yapmak gerekiyor. Biraz önce Lütfullah Bey de bahsetmişti zaten. Bizler neler yapabiliriz, ne türlü hazırlıklar yapabiliriz. Öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii ki bunun ranttan uzak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü can kayıpları var. Onun için yetkililerin gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Japonya'da da depremler oluyor. Yüksek katlı binalar da var. Önemli olan bu binaları sağlam yapmak, güçlü yapmak. Güçlü yaptığımız zaman hiçbir zaten sıkıntı olmayacaktır. Hem yüksek katlı binalarda hem düşük katlı binalarda. Önemli olan bunları sağlam yapmak. Ondan sonra deprem alanlarını oluşturmak, sığınakları oluşturmak. Bir de belki de en önemlisi, kayıpları önlemek için özellikle zaten hem Elazığ'da hem Malatya'da merkezdeki binalar genelde bitişik nizam yapılıyor. Bunların ayrı bir şekilde, ayrı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun bir kez daha hem Elazığ'a hem de Malatya'ya. Allah Türk halkının yar ve de yardımcısı olsun. Büyük bir acı ve bu noktada umarız daha fazla artık acı rakamlar bizleri de hüzne boğmaz. Dualarımız o bölgedeki insanlarımızla. Sayın seyirciler, şimdi Doğu Anadolu'yu sallayan depremle ilgili gözler Kandilli'ye tabii hemen çevrildi. Rasathane yetkilileri basın açıklamasında artçı depremlerin devam edeceğini, hasarlı yapılara girilmemesi gerektiğini ifade etti. Kandilli Rasathanesi'nden önemli açıklamalar geldi. Karakterine uygun bir depremden bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, bölgenin her daim bu tür depremler üretebileceğine dikkat çekti. Bölge oldukça aktif bir bölge ve Doğu Anadolu fayı üzerinde bu büyüklükte depremleri görmeniz gayet doğal. Ve bu depremler önümüzdeki süreçlerde de bölgede aynı yer olmasa bile önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz. Artçı sarsıntıların da bir hafta kadar devam edeceğini belirten Özener, hasarlı evlere girmeyin uyarısında bulundu. Şu anda 30'du ama şuraya gelirken 2-3 tane daha deprem oldu. 30'un üstüne çıktı ve bu artçı sarsıntılar tabii ki devam edecek doğal olarak. Ve yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyor bu artçı sarsıntılar. Dolayısıyla bu artçıların da önümüzdeki birkaç gün belki bir hafta süreyle devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki gelen süreçte de yetkili makamları, mercilerin uyarılarına uyarak özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var. Bir hafta içinde Manisa, Ankara ve Elazığ'da depremlerin meydana gelmesi tesadüf mü yoksa birbirini tetikliyor mu? Özener, fayların birbirinden bağımsız olduğunu, tetiklemenin söz konusu olmadığını ifade etti. Birbirinden çok farklı faylar. Dolayısıyla herhangi bir fayın, o fayın bu fayı tetiklemesi gibi şey söz konusu değil. Yapıları farklı. Yani bunun özelliği üst üste denk gelmesi, dikkat ettiğiniz gibi. Yani Manisa'da depremlerin olması, Ankara'da deprem olması, yani Ankara civarında. Sonuçta doğuda deprem olması, Kuzey Anadolu fayında deprem olmasının aslında tek söyleyecek şeyi ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha açığa çıkartıyor. Dolayısıyla biz herhangi bir yerde deprem olmasını beklemekten öte, yani toplum olarak yapmamız gereken şey hep söylediğimiz gibi bu depremlere hazırlıklı olmamız. Çünkü deprem bir doğa olayı, hep söylüyoruz bunu, defalarca tekrarlıyoruz. Bu doğa olayının önüne geçmemiz mümkün değil. Dolayısıyla en büyük yapabileceğimiz adım buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Yani depreme olabildiğince hazırlıklı yakalanmalıyız. Aksi takdirde can ve mal kayıplarının önüne geçme şansımız yok. Deprem
Depremle birlikte İçişleri ve Sağlık Bakanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Elazığ'a hareket etti. Bölgede incelemelerde bulunan 3 bakan gün içinde basın açıklamalarıyla bilgilendirmelerde bulundu. Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8'lik depremin ardından 3 bakan görevlendirildi. Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'a geçerek enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu. Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamızın yıkık, Malatya Doğan Yolda da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bakanlar Elazığ Valiliğine geldiğinde artçı depreme yakalandı. Deprem oluyor. Az daha az Gün aydınlanınca bakanlar enkaz bölgelerinde incelemelerine devam etti. Bakan Soylu saat 12'de son durumu anlattı. Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Bu an itibariyle Malatya Doğan Yolda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Ve Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan 9 yaşındaki Muhammed ve annesi Ayşe Civalek'in cenaze törenine katıldı. Benim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'a geldi. Erdoğan Sürsürü mahallesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan 9 yaşındaki Muhammed Salih Civalek ve annesi Ayşe Civalek'in cenaze törenine katıldı. Biz Bingöl depremini yaşadık. Biz Van depremini yaşadık. Biz Simav'ı yaşadık. Biz Düzce'yi yaşadık. Sakarya'yı yaşadık. Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninin ardından Mustafa Paşa'da incelemelerde bulundu. Erdoğan deprem yardımı adı altında para toplamak isteyenleri uyardı. Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Böyle yok işte para toplamaydı, şuydu buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamaları yaptık. AFAD ile bunlar yapılır. Bilemediğiniz Kızılay'ımızda bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim. Elazığ'daki büyük deprem sürpriz miydi yoksa bekleniyor muydu? Aslında konunun uzmanları için hiç de sürpriz değil. Hatta Profesör Doktor Naci Görür 3 ay önce canlı yayında nokta atışı yaptı. Elazığ'ın Sivrice Gölü'nü işaret etmişti kendileri. İşte o açıklamalar. Elazığ ve Malatya'da büyük bir yıkıma sebep olan 6.8'lik deprem aslında bekleniyordu. Şu anda bölge tam olarak fay hattının üzerindeydi ve enerji birikimi tespit edilmişti. Bu tespitleri ekranlarda anlatan isimlerden biri de İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Naci Görür'dü. Profesör Görür 6 Ekim 2019'da Elazığ Sivrice'yi nokta atışı işaret etmişti. Elazığ Bingöl arası. Malatya fayı gerçekten son İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarımızın Cengiz Zapçı ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya fayı üzerinde
uyarı verdi arkadaşlar. Bunu da yayınladılar. Burası enerji birikimi fazla, dikkatli olunmalı gibi. Mesela Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ Bingöl arası, özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar veya Elazığ Adıyaman arası, buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var ve bunların tekerrür periyodu kimisinde artık dolmak üzere. Buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. Bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.